Herkese merhabalar dostlar. Yepyeni bir sözleşmeli personel alım ilanıyla daha karşınızdayız. Bugünkü anlatımımızı Fırat Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım ilanı üzerine yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu ilanın en büyük avantajı sevgili dostlar, bu ilanda 112 kişilik bir personel alımı söz konusu. Yani 112 tane sağlıkçı arkadaşımız bu üniversite sayesinde, bu üniversitede iş sahibi olabilecek. Tabi 112 kişi personel alındığından dolayı da kadro unvanları da diğer alımlara göre daha fazla. Mesela diğer alımların çoğunda diyaliz ünitesinden, diyaliz ön lisans mezun arkadaşlarımızdan alım olmamıştı. Bu alımımızda da onlar açısından da bir avantaj söz konusu arkadaşlar. Şimdi bu 112 kişilik personelin kadrosunda hangi kadrolar var, hangi çalışanlar iş sahibi olabilecek, bunlara bir göz atalım. Eczacı olarak 1 kişilik, hemşire lisans mezunu olarak 46 kişilik, lise mezunu hemşire arkadaşlarımız için 45 kişilik, fizik tedavi, odiyometri, diyaliz için, özür dilerim, fizik tedavi ve odiyometri için 1, diyaliz için 7 kişilik bir kadro mevcut. Aynı zamanda sağlık teknikeri olarak söz konusu. Burada laborant ve veteriner sağlık bölümünü bitiren sağlık teknikeri durumu söz konusu. Bir tane röntgen teknisyeni ön lisans. Yine bir tane radyoloji teknikeri ön lisans olmak üzere. Tabii burada iki tane ön lisans, ikisi de ön lisans ama neden iki farklı kadroda açılmış derseniz, bir tanesinde arkadaşlar kamu hastanelerinde en az 5 yıl mesleki tecrübesi olma koşulunu getirmiş bulunmaktalar. O yüzden de farklı bir kadro sayısıyla açmış bulunmaktalar arkadaşlar. İki tane diş protez, iki tane laboratuvar, yine röntgen teknisyeni ayrıyeten 3 kişilik yine bir kadro ve diğer sağlık personeli olarak da yine bir kişi alıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir fark yapacağız. Biraz önce dedik ki 1, 2 ve 3 kişilik 3 farklı kod üzerinden radyoloji teknisyeni alımı yapmışlar. Tabii arkadaşlar bunların unvan kodları farklı olduğu için de alacakları ücretler de o oranda farklı olacaktır. Ve yine burada aranan şartlar değişik olmakta. 3 kişilik teknisyen alımında sadece radyoloji bölümünü bitirmiş olmanız yeterli oluyor. Ama diğer birer kişilik kadrolarda dediğim gibi kamu hastanelerinde en az 5 yıl mesleki tecrübesi olması gerekiyor. Ve diğer bir kadro kodunda ise uygulamalı bilgisayarlı tomografi eğitim kursu belgesinin olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi toplamda 112 kişilik bir personel alımı söz konusu söyledik. Peki bu şartları bu kadrolara başvuru yapabilmek için şartlarımız nelerdir? Bütün alımlarda olduğu gibi 5 temel şart mevcut. Bunlar tabii ki Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, en az 1 yıl boyunca daha veya daha fazla cezai hüküm almamış olmak, erkek adaylar için askerlik durumundan muaf olmak, gece çalışmasına herhangi bir engel olacak vücut ve akıl sağlığı olmamak ve özür dilerim, işi yapmasına herhangi bir engel olmamak, gece nöbetlerinde çalışmasına herhangi bir engel olmamak ve herhangi bir yerden maaş almıyor olmak ve fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olmak. Ne için? 4 belli sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden. Yani arkadaşlar daha önce sözleşmeli olarak bir yerde çalışıyorsanız, ben burayı kazandım, buraya geçeceğim diye istifa edip başvuru yaparsanız arkadaşlar, başvurunuz kabul edilmeyecektir, bilginiz olsun. Burada bir not vermiş arkadaşlar. Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından göreve başlamasına bir engel durumunun
bulunmaması gerekiyor. Peki başvurularımız nasıl olacak? Başvurularımız arkadaşlar internet sitesi üzerinden online bir şekilde gerçekleştirilecek. Şimdi burada gerçekleştirme noktasında arkadaşlar biraz sonra aşağıda da başlayacağız. Bütün kadro unvanına, kadro kodlarına göre direkt bu sayfanın altından başvur sekmesine tıklayarak başvuru işlemlerine başlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi online olarak gerçekleştirileceği için başka herhangi bir başvuru şekli kabul edilmiyor arkadaşlar. Başvuru işlemleri 15 günlük bir süre içerisinde yapılacaktır. Ne zamandan itibaren 15 günlük süre içerisinde dersek arkadaşlar, hemen üniversitenin kendi sayfasına girdiğiniz zaman göreceksiniz ki ayın 5'inden itibaren 15 gün içerisinde başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz önce söylemiştik, özellikle radyoloji teknikerler üzerinde bazı özel belgeler istiyorlar. Yine bu belgelerinizi de sisteme online olarak yükleyerek başvurunuzu yapacaksınız arkadaşlar. Peki başvuruların değerlendirilmesi süreci nasıl işliyor? Biliyoruz ki 2020 KPSS puanları üzerinden yapılıyor bu alımlar ve atanmaya hak kazanan adaylar evraklarını başvuru tarihinin bitim tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde üniversitenin ilan sayfasından takip edebilirler. Her kadronun 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Yani 112 kişilik bir asil kadronun yanında 112 çarpı 5 kişilik bir yedek kadro belirlenecek ve kazanan adaylar gerekli işlemleri yapmadığı takdirde veyahut da herhangi bir sorun çıktığı takdirde bu yedekler arasından alımlar yapılacaktır arkadaşlar. Şimdi başvuruda istenen belgelere gelecek olursak, mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf, görev hizmet belgesi, bu deneyim şartı olan kadro kodlarında geçerlidir. Kurs belgesi, yine kadro unvanı ona göre belli olan kodlar için geçerlidir ve KPSS sonuç belgesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar, 112 kişilik bir alım söz konusu Fırat Üniversitesi'nden, üniversite rektörlüğünden. Alımlar 5 Mart itibariyle başlamış olup 15 günü içerisinde başvuruların yapılması gerekiyor. Ve başvurular tamamlandıktan sonra da en geç 20 gün içerisinde kazanan adaylar yine üniversitenin kendi sayfasından ilan edilecektir arkadaşlar. İstenen belgeleri biraz önce saydık. Bunlar kazandığınız takdirde yine bu sefer şahsen başvurularınızı yapacaksınız. Şimdi başvuru işlemi online dedik, fakat bu ilan metninin altında zaten hangi kadroya başvuru yapacaksanız o kadronun başvur butonu geçerli durumda arkadaşlar. Mesela bir tanesini size örnek olmasa kaydıyla başvuru işlemini yapalım diyelim. Mesela bir kişilik radyoloji başvurusu. Başvur kutucuğuna bastığımızda bize bu şekilde bir sayfa çıkıyor ve ilk girişlerimiz arkadaşlar E-Devlet şifresi üzerinden yapılıyor. E-Devlet şifrenizi, kimlik numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra karşınıza bir sayfa çıkacak. İşlemler bu şekilde olacak arkadaşlar. Umarım herkes adına iyi bir alım söz konusu olur. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki alım ilanında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.